Efendim, önce sağlıktan sevgiler. Biz böyle güzel bir sohbetle yayından önce de e, birlikteydik. E, sonrasında sizi de yayının başlamasıyla birlikte bu sohbete katmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi e, değerli dostum ve doktorumuz sayın e, doktor Faruk Öncel bizlerle birlikte. Kendisi akapunktur uzmanı aynı zamanda da medikal estetik uzmanı. E, fakat e, bugün özellikle akapunktur üzerinde duracağız. E, sigarayı bırakmayı konuşacağız. Hala sigarayı bırakamadıysanız bununla ilgili sıkıntılar çekiyorsanız hocama can kulağıyla e, dinleyin diyorum ve programımıza başlıyoruz. Bu arada telefonumda elimde WhatsApp numaramız, telefon numaramız da aşağıda. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ülkemize medeniyetin simgesi olarak ee, bu konuyu ayırdığınız için ben size teşekkür seve, ediyorum. Seve seve tabii konuda ki. Görevimiz çok çok şey var. Ee, belki de e, bazı kurumlar bu konuda görevli ama Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı da bu konuya el attı. Ee, Sayın reisimiz Cumhurbaşkanımız e, bu konuda medeniyetin e, gereklerinden biri olarak bizi çağdaş. Uygarlık düzeyine ulaştırmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda onu e, her yönüyle destekliyorum. Ve onun e, bu konudaki hassasiyetinden dolayı da daha önce 3-4 veyahut da 7 seansa kadar tedavi ettiğimiz sigara bırakmayı tek seansa düşürdüm. Aa, Yaptığım tek araştırmalarla hmm. artık tek seansta sigarayı bıraktırıyorum. Ama bu çok güzel bir şey yani peki hocam bir şey soracağım yani insanlar da şöyle bir durum oluyor. Genellikle sigarayı içtikleri zaman bırakıyorlar sonrasında tekrar başlıyorlar. Evet. Dolayısıyla o relapsı nasıl önlüyorsunuz? Şimdi şöyle diyelim bir sünger e, presle baskıyla kendi kendine e, söz veriyor ve psikolojik baskı yapıyor kendine vücudun e, buna karşı tahammüllü belli bir süre dayanıyor. Hı hı. O belli bir süre dayandıktan sonra infilak ediyor. Ne oluyor? Sünger elinden fırladığı gibi daha fazla daha fazla sigara içer hale geliyor. Peki süngerin kimyasını değiştirdiğimiz zaman ne olacak? Yine ha kimyasını değiştirirsek tamamen değişir. Evet. Öyle pırtlamaz. Avucumuzun şeklini alır değil Aynen. mi? İstediğimiz gibi ha, <laughs> Aynen. bırakır Aynen. kalır. İşte bizim de Yaptığımız uygulamada akupunktur e, hiçbir şey yapmıyorsun da telkin veriyorsun ve hatta işte zayıflamada da rejim veriyorsun. Olayı değildir. Evet, nedir hocam doğrusu? Akupunktur çok kıymetli bir ilimdir. ilimdir. İnsan vücudunun kendi dinamiklerini harekete geçiren, onun için spesifik noktaları olan ve bu noktalarla Uyarıldığı zaman vücuttaki fonksiyonları ve organların e, işlevini işlevini değiştirebilen akort edip fabrika ayarlarına getiren bir tedavi yöntemi. Kısaca anlayacağımız şekilde halk diliyle Aynen, böyle anlayacağımız söyleyebileceğiz. şekilde. Evet. E, yani fabrika ayarlarına getirme e, e, yöntemidir diyeceğiz. Sigarada yine aynı şekilde bir sigarayı Bırakmak isteyen insanın bırakamayanlarını alıyoruz, alıyoruz. Niçin? Bu insan artık vücudunu kurtarma bilincine erişmiş. O insan artık onun vücuduna zarar verdiğini, sigaranın vücuduna zarar verdiğini görmüş, biliyor. İkna almış artık yani. Veya da onun onu rahatsız ettiğini görüyor ama içinden çıkamıyor çaresiz. Ha bir de o durum vardı. Evet. Mi? Kurtaramıyor kendini. Ya. Deniyor, yapamıyor. Yapamıyor. O sünger misali psikolojisiyle e zaten psikolojisi bozuluyor bu sefer. Evet aynı. E, başaramadığını zannederek özgüvenini kaybediyor. Özgüveni kaybolduğu zaman hiçbir şeyden fayda göremeyeceğini zannediyor. Çaresiz zannediyor. Bakın bunların hepsi yalan. Yanlışa giden böyle bir aynen. silsile. Aynen silsile hocam. Silsile. İşte bu insanlar Rab, ee, biz, bu insanlar da bize muhtaç, ihtiyacı var. Tabii, hekimler yer yani, gösterecek? Yani e, işte orada doktor öncel yönteminin uygulaması ile önce kulaktan teşhis yaparız. Vücudun sigarayı bıraktıktan sonra da ne tür semptomlarla bir... E, karşılaşacağını e, görmemiz gerekiyor. Ona önlem almamız lazım. Hı hı. Yani ki, o yoksunluk duygusu neler yapacak değil mi vücutta? Tabii ki hocam? o yoksunluk duyguları delil, deliryuma kadar giden psikolojik hezeyanlar ve çöküntüler oluşturabilecek ama biz onu tespit ettiğimiz için hastamıza soru sormadan kulaktan elektronik bir cihazla çünkü insan vücudunun bütün organlarının ve ruhsal tablonun kulakta spesifik noktaları vardır. Biz bu noktaları teker teker tarayarak onları kaydederiz kartına. Onlardan bir kulak tedavisi uygulamamız vardır ve o noktaları tedavi aldığımız zaman sigarayı bıraktıktan sonra hiçbir semptomla karşılaşmaz. Ha, o sıkıntıları yaşamıyor akabinde Evet, evet. Aa, bu da çok önemli. Bu kulağında bir hafta 10 gün kadar kalıyor. Kalacak. Fakat e, şöyle e, sigaranın dışında psikolojik rahatsızlıkları olan insanlar da var. Çünkü onlar da çok sigara onlar içiyor. Onlar da çok sigara içiyor. Evet. Niçin içtiğini bilmeden de ve hatta e, artı o rahatsızlıkları Aynen. olanlar var. E, veya organik e, yönden bağımlı olan insanlar var. Şimdi bu insanların ee, organik bağımlılık nedir onu değinelim açalım. Kişinin nikotinik reseptörleri önce vücutta nikotin yapıyor. Fabrika ayarlarında nikotinik reseptörler çalışıyor normalinde. Doğduğumuz ve zaman normal doğ sağlıklı. Evet normaliz. Bundan dolayı da ağız tadımız var. Normal e, lezzetini alabiliyoruz yemeklerin. Kokuları duyabiliyoruz. Kokuları duyabiliyoruz. Akciğerimiz güzel çalışıyor. Bununla beraber kas yapımızda bir düzenlilik var, reflekslerimiz kontrollü, sinirlenmelerimiz, gerilimlerimiz, sıkıntılarımız kontrollü. Bunların yanında normal fonksiyonda da çalışıyoruz. Akli melekelerimiz de öyle. Unutkanlığımız yok ve birçok şeyi çabuk anlayabiliyoruz. Damarlar pırıl pırıl. Evet. Değil mi hocam? Fakat... Nikotinle beraber dışarıdan aldığımız nikotinin etkisiyle vücudumuzda ...anlatılmaz tarifi... ...bu programa sığmaz... ...birçok program yapmamız gerekir ki... ...ne tür arazlar meydana getiriyor... ...bunları zaman zaman... ...işte kanser yapıyor... ...damar tıkanmalarına sebep oluyor... ...damar sertliği yapıyor... Işte, e, ...kanser başlı başına zaten yeterli... ...başka bir şey saymaya gerek yok... Ya. ...yani vücudun bozulmasının... ...en büyük provokatörü... ...en büyük katili sigara... ...bu yeterli... ...fakat bunun yanında... ...biz ondan nasıl kurtulacağız... Bu çok önemli. Tabii ki. İşte vücut reaksiyonunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Biz dışarıdan aldıkça ona muhtaç hale geliyoruz. İşte Marshall yardımı gibi biliyorsunuz. Aynen. Sen üretme, bize de uçak yapma dediler. Ben vereceğim sana. İşte o araba yapma ben sana vereceğim. Çok şükür yeni cumhurbaşkanımızla uyandık. Halkımız uyandı, ülkemiz uyandı ve yeniden şimdi dışarıya silah da satıyoruz. Makina aksamı da satıyoruz. İşte bunun için bunun gibi bir sistemi vücutta yeniden uyar uyarıp, uyandırıp kendi kendine yeter hale getirmeye biz de bu şekilde çalışacağız. Tıbbın ülke yönetimiyle benzerliği bu noktada çok önemli. Aynı. Biz içerden nikotini üretir hale geldiğimiz zaman ki bunu yapıyoruz. Yani bir cik dışarıdan cik. sigara nikotini almaya gerek kalmıyor. Çünkü o sigarayı aldığımız zaman bizim sigaramız diyoruz. Bakın bir ha? hanımefendi de de benim sigaram diyordu, sigaram diyordu. Hayır nereden senin diyorum. Amerika'nın sen bu paraları verdikçe Amerika'ya gidiyor. Amerika DEAŞ'a veyahut da teröre, PKK'ya bilmem nereye silah veriyor, hediye ediyor. Hediye ediyor bize bizi vursunlar diye. Açık söylüyorum. Bizi vursunlar diye ve burada bir e, ortam oluştursunlar bir ki oluşuyor. İsrail gelsin buraya rahat yerleşebilsin diye. İşte farklı bir şekilde e, korelasyon diyoruz ona. Yani dolaylı işgal yapmış oluyor İsrail burayı. Bu yöntemlerle. İşte biz bunun farkındayız. Ülkemiz de, reisimiz de farkında. Biz de vücudumuzun farkında olalım. Önce sonra da ülkemizin farkında olalım. Vücudumuzun ürettiği o nikotinik reseptörleri uyardığımız zaman sinir sisteminde biz dışarıya karşı vücudumuzu regüle ediyoruz. Nasıl mı? Şöyle önce hastamıza soruyoruz. Bakın hastalarımıza örnek hastalarımızda da olduğu gibi önce soruyoruz. Sizin ağzınız ne durumda şu anda? of çok kuru diyor. Çok kuru ve acı, tuhaf bir tat var. Metalik bir tat mı diyorum? Evet diyor. Çünkü ben de daha önce sigara içiyordum Aa, ve 21 yıldır. Hocam? 21 yıldır öğrendiğimden beri kesinlikle bıraktım. Uygulama yaptım ama kendi kendime. Ha kendinize tabii, yaptınız. Tabii, tabii, tabii. Süper, maşallah. Kendi kendime hocam. uygulama yaptım ve çok şükür. Fabrika ayarlarınıza döndünüz. <gülüyor> Döndün. <gülüyor> Süpersiniz. <laughs> Herkes işte ya e, siz yüzünüze bir şey mi yapıyorsunuz diyorlar. Evet hocam maşallah. Yo, pırıl hayır. pırıl çildiniz. Yok Yıllardır beni tanıyanlar. Evet. Da. Asla kesinlikle öyle bir şey yok. Ben medikal estetik uzmanıyım aynı zamanda. Ama kesinlikle öyle bir durum yok. Neden? Sigarayı bıraktım. İşte değil mi? Ben yeniden her türlü performansta zirveye doğru vücudumu yükselttim. Akupunktur yaparak ama doğru yaparak. Tabii. Üç noktaya raptiye takıp da insanları böyle akupunkturculuk yapmıyorum. Kime ne gerekirse o noktaya değil mi hocam? Teşhis çok önemli. Teşhis edilmeyen tedavi ediliyorsa bilin ki o safsata. E Çin'de okudunuz hocam evet. bu işin ilmini siz, Yani burada tıp okuyup sonra Çin'e gittiniz evet, yani. Evet orada master yaptım. Aynen orada master yaptınız. Şimdi e, akupunkturun... Etkisiyle ben vücut kimyasını kontrol altına alıyorum. Benim fonksiyonum burada çok önemli olan nokta bu. Yani aslında o sigarayı e, içmemize neden olan altyapıyı bulup nedeni bulup ona göre bir tedavi uyguluyorsunuz. Diyelim ki ben diyelim ki sinirlenince mi içiyorum? Keyiflenince mi içiyorum? Sıkıntıdan mı içiyorum? Bunları bulup... Herkesin farklı. Farklı farklı değil mi? Bunu evet. bulup ona göre siz çözüm üretiyorsunuz. Doğru evet. anladım değil Doğru. mi hocam? Ve o teşhis ettiğimiz kişi biz diyoruz ki ne olursunuz e, telefonla diyelim ki randevu alıyor bizden. Doktor Faruk Öncel'den e, sigara bırakmak istiyorum diyor. E, evet diyorum 3 saat önceden sigarayı içmemiş olarak bize geliyor. Ha. Neden? Kural bu 3 saat içmeyecek. Evet. Neden? Neden bilmiyorum. Çünkü sigara açlığı <laughs> içinde olması lazım. Ha. O sigara açlığını doyuracak veya onu ortadan kaldıracak hiçbir ilaç yoktur. Hiçbir etki yoktur. Hiçbir telkin yoktur. Hiçbir şey onu durduramaz. Bir e, çığ gibi, bir e, kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyen, etkisi artan bir özelliği vardır. Tarif ediyorum. Hem hastalarım böyle tarif ediyor. Gittikçe işte muayeneye almışım. 3 saat geçmiş. Muayene ediyorum bitiyor. Kulaktan tedaviye alacağım. Ya hocam diyor. Gidip şu an karşıdan böyle bir tane <laughs> bir fırt böyle bir çeksem. Ne olur balkonda hocam. Ama çok tatlı evet. anlatıyorsunuz. O kadar hastaları hey, göre ah, göre. Her gün bunları. <laughs> ne olur bir fırt çekip geleyim diyor. Ah canım benim Hayır ya. işte şimdi tam kıvamındasın diyorum. Tam o açlık içindeyken ben tedavi alıyorum. Ha o noktada alıyorsun. Tabii. Çünkü biraz sonra 25 dakika sonra hiçbir ilaç vermeden onun nasıl o sigara açlığının ortadan kalktığını ve sigara açlığından öte ondan nasıl iğrendiğini, nasıl nefret ettiğini, içmek istemediğini kendisi bize yansıtıyor. Sonra şüpheye düşen hanımefendi şüpheye düşmüş. Bize diyor ki ya sonra içersem kolay bitti dedikten sonra bir daha yeniden, bir evet yeniden başlattık. Hayır hayır, hayır dedi. E çok tatlı baksanıza evet. başını falan çeviriyor yani. Nasıl? O hiç görmek istemiyor. Tabii 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 du o kokuyu almak istemiyor. Elinizi itiyor yani. Evet, bakın e ama evet. boğuluyor. Neden? İşte o nikotin tekrar verildiği zaman. İlk defa sigara içmiş gibi bakın fabrika ayarlarına dönüyoruz dedim ya. Evet aynen. Aynen sanki yeni sigara içen birisi gibi o bir dakika bir şey atladık. Ne Çok hocam? özür dilerim. Aa, bir dakika. Biz o uygulamamızla 25 dakika sonra geliyoruz. Hı hı. İlk başta soruyoruz e, tedavi almadan önce. Ağzınız acı. Ha evet. Burnunuz mi? tıkalı. tıkalı. Ee, Akciğerinizde soluyun diyoruz. 10%, 10 puanlık bir soluma şeyi frekansı performansı varsa, var. performansı varsa 2 3 performansla diyor böyle diyor. Ha normal nefes insanın gibi. bu e, içenlerin 2 3 diyorsun. Evet, kendisi daha önce 10 ama e, sigara içtikten sonra 2 3'e düşüyor. Düşüyor ha. Performansı. Alvoller açılmıyor. Onlar kasılıyor. Hmm, akciğerdeki alvollar. Evet, nikotinik etkiden dolayı dışarıdan gelen karbondioksit ve nikotin zehirliyor o bölgeyi. Cildi, vücudu her şeyi bozuyor ve vücut onu istemiyor. Ona karşılık e, dar nefes alıyor ve öksürüyor. Hmm. O öksürme zaten alvolların e, refleksi yapar kapanması. Değil mi? Evet kapanması ve onu e, oksijen açılamamasından dolayı Hayır. ve e, tepki gösteriyor. Gösterdiği tepki bu sefer bizde apaçık ortada görünüyor. Peki diyoruz, tedavi alıyoruz. 20 dakika sonra biz sizi ağzınızı, dilinizi dolaştırın. Sulandığı zaman bize haber vereceksiniz. Ben size e, yetişeceğim ve e, o etkileri birlikte göreceğiz. Haber veriyor diyor ki hocam evet Ağzım sulandı ve sanki dişlerimin arasından şekerli bir su akar gibi hem de. Aa o acı tat geliyor. tadı evet. Ağız tadı değişti diyor. Aa! aa. Herkes değişik tanımlıyor. Ağzım sulandı diyor. Hı hı. Ve ondan sonra şeye geçiyorum. Bunun nasıl? Aa, diyor açıldı vallahi burnum. Demin tıkalıydı. Nefes alamıyordum. Tamam diyorum ve akciğeriniz "Oh" diyor. Hiç bu kadar solumamıştım diyor. Bu <laughs> kadar geniş <olmamıştı. gülüyor> İlk defa nefes alır. Evet yani. uzun yani uzanmış durumda olmasına rağmen bu kadar geniş solumayı hiç yapamamıştım dedi diyor. Ve ondan sonra oturtuyorum. Tamam şimdi diyorum sigara vereyim mi? İçer misiniz? Demin. Görüntüde olduğu bir, gibi. Bir fırt çekip geleyim diyordunuz. Diyata, evet. Hayır hayır canım istemiyor. Vallahi hocam o da gitti. O istek de gitti. Evet o istek gitti diyor. Ben şimdi hiç... Var mı içtim mi içmedim mi diye. Bilmiyorum diyor ve içmek istemiyorum. Yo yo ben içirteceğim. El mi yaman bey mi yaman görelim. Ha kontrolünü de yapıyorsunuz tabii, bilim adamı olarak. Tabii tabii. Kendisine de kamera çektirttiriyorum. İsterse medyada yayınlayabiliyorum. İstemese izin vermese kendi kendine o videosunu çekiyor ve kendisinde saklıyor. Diyorum ki şimdi sigara içirtiyorum size. Koklatıyorum Ay diyor ben bunu, bunu mu içiyordum? Evet evet. Yakıyorum ve 3 nefes alacaksın diyorum ve çek. Derin nefes al ver bize soluma. Çünkü ben hala tıkanıyorum. Hala tıkanıyorum o pis kokudan iğreniyorum. Ve içiyor, çekiyor. Önce böyle bir şeyle <laughs> sıkıra mı içeceğim? O eski keyiflilik gibi yaklaşıyor. Ha, evet bir boş Fakat, bulunuyor. Boş. <laughs> Şok oluyor. Acı, acı gerçekten Şok, karşılaşıyor. Evet <laughs> diyor boğuluyor. Hayır 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 istemiyorum işte o deminki görüntüler. Hayır 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 istemiyorum diyor. Ne olursunuz çekin hocam. bit, O şey bitiyor. Bitti mi diyorum birinci sınıf olmaya hoş geldiniz. Yeni bir yaşama hoş geldiniz. Hoş geldin. Bakın bundan sonra canınız çekmeyecek, istemeyecek aklınıza gelebilir. Geldiği zaman bilin ki... E bir kült tablasını koklayın. O zaman ne kadar iğrenç bir şeyi içmiş olduğunuzu daha önce hatırlayın. İçmek istiyorsanız şimdi içeceksiniz diyorum. Hayır diyor, içmek istemiyorum diyor. İğreniyorum diyor o pis kokudan. Sakın yaklaştırmayın bana hocam diyor. Ve ondan sonra bitiyor. Diyoruz ki bundan sonraki yaşamınızda size dördüncü gün bir kül tablası koklayın. Göreceksiniz ne kadar iğrendiğinizi ama dört güne kadar sabırlı olun biyolojik cycle onu kabulleniyor, kendi nikotini salgılanmayı devam ettiriyor, aynen Ramazan'da gece uyanma gibi üçüncü gün biliyorsunuz kendimiz de çalışsatsız uyanabiliyoruz. uyanabiliyoruz ve vücut saatiniz onu alıyor ve ondan sonra artık siz sigarayı Bırakmış oluyorsunuz. Bırakmış oluyorsunuz. Semptomların ortaya çıkmaması için de kulaklarına takmış olduğum uyarıcılar onları bir hafta 10 gün kadar etki altında tutuyor. Eğer başka bir rahatsızlığı varsa zayıflama, e kesinlikle şişmanlama olmuyor bende o Aha. zayıf şeyden sigarayı bıraktıktan ha, sonra. O da önemli bir Başka noktum. semptomlar ortaya çıkmıyor, daha açılmıyor. Bu tür şeyler yok, deliriyorum yok. Eğer ama başka bir rahatsızlık, psikolojik ilaç kullanıyorsa... Ona da tedavi devam, uyguluyoruz. devam ediyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız, sigara bırakma gibi çok önemli bir konuya değiniz, çok teşekkür ediyorum. Ben bir cümle kullanmak hocam, istiyorum. Kısaca herkes, herkes ben bırakamam diyor. Ama bırakılıyor. Herkes bırakabilir. Bravo. Herkese bıraktırabilirim. Tamam hocam, harikasınız. O zaman e, Çarşamba günü yeni bir konuyla. Memnuniyetler. Bekliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim şimdi kısacık bir ara ikinci yarıda yine canlı yayında karşınızda olacağım.